güzel yerlere gidiyoruz. Ancak bu sefer yaklaşık 3 gece 4 günlük bir tur olacak. Kamplı gidiyoruz. Her zaman yapmak istediğimiz şey. Şu anda Olimpos tarafına doğru döndük. Bugün büyük bir ihtimal neydi? Karaöz bölgesinde konaklamayı düşünüyoruz. Mavi Kent tarafında. Tam açık bir plan yapmadık. Kafamıza göre takılacağız. Güzel yerleri biraz biliyoruz gibi sanki. O yüzden bence güzel bir tur olacak, güzel bir kamp olacak. Bizi izlemeye devam edin. Hadi bakalım, tur başlasın. İki tarafta da deniz var. Yok, plajda daha var bir. Biraz daha var abi. Haydi bakalım. Su masmavi. İnsanın atlayası geliyor. Hadi gidelim. Kenarında böyle bir yer bulduk. Şu soldan yol gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bitti. Yol bitti. Aynen. Yok. Aynen. Burada çeşme yok sanırım. O yüzden biz diğer tarafa gidelim abi, daha iyi. Evet. Kargılı Dere piknik alanıymış burası. Mış derken biz daha önce geldik ama ismini unutmuşuz. Tuvalet var. Duş var. Sağda köpek var. Evet arkadaşlar, kampımızı burada atacağız. Güzel bir yer bulduk. Burası biraz azıcık kalabalık. Ama birazdan kimse kalmaz. Akşam oluyor yavaş yavaş. Hazırlıklar başladı. Çadırlarımızı buraya kurduk. Murat Şef gene hünerlerini göstermeye başladı. Birazdan yemek saati geliyor.
Maşayı unutmuşuz. Kense var. Birazdan açılacak. Hakan şef. Get this when I get. DJI'nin gece çekimine deneyelim dedik ama hava karanlık. Evet. Murat'tan Işık desteği. Işık destekli kavun. Çok güzel, huzurlu bir yer. Sadece dalga sesi var. Burada 1, 2, 3, arkamızda 4, bir de yukarıda bir karavan var. Yaklaşık 5 aileyiz diyelim. Geniş bir aileyiz. Arkadaşlar günaydın. Güzel bir sabah uyandık. Murat şefim kahvaltıyı hazırladı. Denize karşı kahvaltı yapacağız birazdan. Akyazı mıydı? Akyaka. Akyaka'ya doğru çıkacağız. Hududu. Sabah masburluğu. Sesli konuşamıyoruz. Aşağıda arkadaşlar yatıyor. Bizi kovalamasınlar diye. Afiyet olsun. Sabah güneşi güzele vururmuş. Ondan. Evet, burada kampımızı bitirdik. Şimdi Fethiye'ye doğru harekete geçiyoruz. Bir sonraki durak. Akşama neredeyiz? Akyazı'dayız. Haydi bismillah bakalım. Hadi gece uyutmadın bizi hadi. Hav hav da hav hav sabaha kadar. Bak gene ağlıyor.
Haydi gidelim. Evet, şu anda ilk Kumluca'dan geçeceğiz. Oradan Finike, Kaş, Kalkan, Patara plajı. Oho, süper. Muhteşem yol ya. Karavancılar var bol miktarda. Girişi de burası. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en güzel yolu Finike ile Kaş arası bence. Denize sıfır, yol kenarında, deniz kenarında çok güzel seyahat ediliyor. Muhteşem. Burada sol tarafta Ejder Gözü diye bilinen bir yer var. Daha önce videoda burayı çekmiştik. Tam burada aşağıda. Delik var. Deliğe dalış yapıyorsunuz. Arka taraftan açık denize doğru çıkıyor. Yalnız biraz uzak mesafesi. Hesaplamadan dalmayın. Dalacaksanız paletsiz dalmayın kesinlikle. Ben öyle bir hata yaptım çıkarken. Bütün yaptığım dalışlar göz önümden geçmişti. Ve çıkışında videoda var. O bisiklette tur yapmıştık o zaman. Murat çekmişti. Az daha benim son görüntülerim olacak idi. Şu yolun üzerine bakın ya. Şu yeşilin güzelliğine bak. Burada mavi ile yeşil o kadar birbirine yakışıyor ki. Şuranın güzelliğine bak. Arkadaşlar Demre'ye gelmek üzereyiz. Sağ tarafında gördüğünüz yer Beymelek Lagünü. Doğal su ürünleri burada üretme yapıyor. Burada balık tutmak, suya girmek yasak. Gerçekten güzel balık var, özellikle levrek. Arkadaşlar şu anda kavşağa geldik. Elmalı Kaş kavşağı. Kaş az kaldı. Evet arkadaşlar, Kaş'tan geçtik. Burası da çok güzel bir yer. Manzaralara doyum olmuyor tabi. Şuraya bak ne kadar güzel. Çok tehlikeli virajlar. Yani hem seyredelim hem gidelim diyoruz ama
Virajların ucu görünmüyor. Kimisi yumuşak, kimisi sert viraj. Ama ne yapacaksınız? Gel de şuraya bakma şimdi. Buradan dehşet bir trafik var. Mavi Mağara yazıyordu. Biz Mavi Mağara'ya gitmedik. Ancak Kaputaş plajına yakın bir bölge burası. Şuraya bak. Gördüm abi. Bu ne ya? Burası bu kadar. Kaputaş plajı. Evet arkadaşlar. Ne kadar meşhur siz düşünün. Bayağı bir basamaklardan aşağı ineceksiniz buraya. Lüzumsuz bir kalabalık var yani o kadar da. Ha, bu da işte reklamın gücü ya. Buraya o kadar yer var, o kadar koydan geçtik. Kalabalık değil. Herkes burayı tercih ediyor. Size çaktırmadan şurayı şöyle bir göstereyim kimse yokken. Araba yokken göstereyim şöyle. İşte Kaputaş plajı burası. Bu kadarcık bir yer. Bu kalabalık bu yüzden. Aynen. Hadi bakalım. Evet, Patara kavşağına geldik. Buradan bir Patara'yı ziyaret edelim. Daha önce görmediğim bir yer. Merak ediyorduk bayağıdır. Evet arkadaşlar, buraya girmek ücretliymiş. 60 lira ücreti var. Müze kart olursa ücretsiz. Biz de müze kartla girdik. Çekinsek. Bir de arkadaşlar Kaş Belediyesi'nin sosyal tesisi burası. Maalesef motorla denize kadar inemedik. Arası bayağı bir var. Bir sürü eşyamız var. Motorda bırakmak istemedik. Ondan dolayı buradan denize girmeyeceğiz. Şu antik şehrin içerisinde bir iki turlayacağız. Oradan Akyaka'ya gideceğiz. Evet, kısa bir tur oldu. Arkadaşlar yağmur başladı. Buraya sığındık. Algida kurtardı bizi. Daha bir 80 kilometre daha yolumuz var. Ama çok güzel bir yerde durduk. Islanmaktan kısmen de olsak korunduk. Bahaneyle mola vermiş olduk. Bahaneyle sütlacımızı da yemiş olduk. Burada devam ediyoruz. Devam edelim abi. Arkadaşlar önümüzde kaza olmuş. Aracın tanesi dönmüş herhalde. Evet, yeni olmuş. İyi, yaralı yok. Yerler ıslak olunca
virajda kaydı muhtemelen. Şu önümüzde viraj var. Ondan sonra iyi. En azından yaralıyım. Ya 10 numara hava var. Muhteşem manzara ya. Hava da çok güzel. Bir de yer ıslak olmayaydı. Oh, araç geldi yavaş. Evet arkadaşlar, sonunda Akyaka kavşağına geldik. Ancak güzel de yorulduk. Bir iki kere mola verdik gördüğünüz gibi. Toplamda 300 kilometre oldu şu anda. Arkadaşlar Akyaka'ya geldik. Gayet güzel evleri var. Hepsi bir örnek gibi görünüyor şimdilik. Aa, çok güzel. Burayı bir mimar çizdiğini söyleniyor. O yüzden evlerin hepsini tek yapı yapmışlar. Murat o şekilde söyledi şimdi. Ben Murat'ın yalancısıyım ama Murat'tan bir yalancı. Yok. Murat araştırır. Bu ne yapıyor? Gerçekten çok güzel, çok şirin bir yermiş ya. Kadın azmağı. O nehirde herhalde değil mi kadın azmağı? Evet. Gerçekten çok güzelmiş ya. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Orman Parkı sol taraf diyor. Geçtik mi Murat? Bu kadar kamp alanı bulamadık. Şok şok şok. Sokakta kaldık. Şimdi bir yer daha bulduk haritada. Oraya doğru gidiyoruz inşallah. O arada vardır. Yoksa ha böyle ormanın içine gireceğiz. Buralarda bir yerde kamp yapacağız. Murat burası nasıl? Sol taraf. Evet. Bir şey olmazsa burası. Aynen bak. İple de geçmişler kimse geçmesin diye. Biz geçeriz. Sıkıntı yok. Ya arkadaş her yeri kapatmışlar. Her yeri parsellemişler. Yani. Evet. Sol taraf. Tabii bir yer olacak. Araç var. Ama manzara çok güzel ya. İşte aynen burada bir yerde dostum. Bak. Çadır var. Bilmiyorum ücretsiz yazıyordu. Bir de burayı bir deneyelim bakalım. Giriyorum ben. Ha?
Tamam ya, biz konaklama yapacağız ya, kamp değil. Abi giriyorum. Ve ücretsiz. Dostum. Bu kardeşine her zaman güvenmelisin. Heh, geldi, köpek geliyor Murat soldan. Gel gel gel. Şişt, gel. Zıp çık. Bir motorcu arkadaşlar var orada. Murat gel istersen sen. Çok güzel yer bulduk. Çok güzel yer bulduk. İşte burası. Hakan girer suya. Ah işte bu Murat Hakan'ı nasıl sevmesin arkadaşlar. Yani ben olsam beni çok severdim. Çünkü ben beni çok seviyorum. İşte burası ya. Ya var ya. Ya var ya Murat. Yani olay budur. Evet arkadaşlar. Nasıl sırıttım şimdi, keyfim geldi var ya. Ya bir ara nasıl bozuldum arkadaş. Yer yok. Yani bir bize kadar yer yoktu ya. Yoktu vallahi, yoktu. Evet. Abi muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. Şimdi ah, aşağıda oturan da var. Evet. Şimdi buradan Murat akşam suyuna gireriz kardeş. Çok güzel. Ha? Ha, çok güzel. Evet. Arkadaşlar, kamp yerimizi de bulduk ama hava kararmadan dedik ki şu Ege'ye bir giriş yapalım. Öyle denizine. Muratcığım lütfen lafı evirip çevirmeyelim. Evet. Çok güzel bir yer. Şu sağ taraftan da tatlı su çıkıyormuş. Gördüğünüz gibi. Sen bir suya bak. Murat ben dayanamayacağım. Atlayacağım. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Güzel bir sabaha da uyandık. Birazdan güneş doğacak. Bu kadar kısa sürede bu örümcek ağına örümcek nasıl örmüş acaba? Şuraya bakın. Şuradan başlıyor. Aşağıya kadar. Şuraya bak. Ana. Buradan ip geliyor bu tarafa, iniyor aşağıya. Vay anam bak. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şuraya bak ya. Bir gecede. Murat. Abi şuna baksana. Şuradan aşağıya kadar.
Oo. Kocamanmış harbiden. Şimdi bütün sabah kadar bundan uğraşmışlar. Vallahi biz uyurken millet çalışmış görüyor musun? Benimkinde var mı? Benimkinde kur. Hatta şöyle göstereyim. Bak. Hep seninkinde uğraşmışlar. Bak. Bak. İşe de yarıyor. Motoru da çekenlerden korumuş. Şimdi dur, nereden çıkıp gelecek acaba? Geldi bak, geldi. Nerede? O değil mi? Yok, o değil. Başı boş bırakmış gitmiş. Vallahi başı boş bırakmış gitmiş. İnsan ekmeğinin peşinde olur da. Yapıp yapıp kaçmış görüyor musun? Silindirin şeyine aralarına girmiştir o. Sıcak. Evet, bir denize girelim. Adam bekliyoruz. Buranın da sonuna geldik. Biraz önce toplandık. Şimdi şu karşıdaki yol hoşumuza gitti. Oradan bir 15-20 kilometre hoşumuza giden yere kadar bir gideceğiz, oraya da bakalım. Ondan sonra buradan geri dönüp İnlice koyunda kalacağız. Evet, çoplarımızı da topluyoruz. Güzel yermiş burası da. Haydi bakalım. Burası Akyaka koyu olarak görünüyor şeyde, Google haritalarda. Orman kampından 4 kilometre. Ne taraf bu taraf? Kuzey istikamette. Şimdi bu tarafa doğru merak etmiştik. Bu tarafa doğru gideceğiz. Güzel yermiş ama burası. Burası da en az Kaş-Antalya arası gibi gayet güzel bir yer. Aynen bir patika yol bulmuştuk. Yol genişledi. Böyle bir yere çıktı arkadaşlar. Sizce burası nasıl? İyi dediğinizi duyar gibiyim. Kolay gelsin. Oy oy oy. Burada güzelmiş. Kaptanınız 5 dakika keyif ve gülümseme molası veriyor. Aynen, geldiğimiz yoldan çıkalım. Hadi bakalım. Arkadaşla telefonla görüştük. Dedi ki orada Yuvarlak Çay diye bir yer var. Orayı da mutlaka görün dedi. İnternetten gördüm. Ben görmedim önce, siz bir bakın dedi oraya. Ondan dolayı bir Yuvarlak Çay isimli yere bir gideceğiz. Köyceğiz'i geçtikten sonra dönüşte Yankılar diye bir yer var. Oradan sol yukarıya doğru çıktık. Yaklaşık 13 kilometre yazıyordu orada. Şimdi oraya bir bakalım. Yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar geldik.
Gölge restoranmış burası. Aşağıda otopark mevcut dedi. Bir aşağıya bakalım bir. Merak iyidir. Çok merak iyi değildir diyor Murat. Bir bakalım. Nasıl bir yermiş. Övüldüğü kadar var mıymış? Oo, suyun rengi güzel. Bakayım. Aynen Antalya'daki dim çayına benziyor. Evet, şu meşhur salıncak. Yapay bir şeyler yapmışlar. Siz bizi güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. İnternette, Instagram'da gördünüz Aslı'ya burası diyor. Evet. Yok. Abi tamam şöyle bir aşağı bakalım istersen. Yeşil Vadi yazıyor. Instagram'da gördüğümüz yer. Evet. Anlaşıldı. Burada konsept aynı. İnternette gördüğünüz yer diye olan yere gidiyoruz. Aşağıya baktık. Suyun gözü buralardaymış. Evet. Abi şu arabadan bir kurtaralım bilmiyorum. Şu evet belediyenin tesisine bir bakalım önce. Evet. Yuvarlak çay tesislerine geldik. Burası belediyeye ait imiş. Şimdi motorları bırakacağız bir bakalım. Buralar nasıl bir yer? Gelmişken şuraya koyuverelim motoru. Vay et. Burada ikram bu şekilde. Hangisinden başladın? Valla hepsinden başladık abi. Gerçekten çok güzel bir yer. Suyun gibi. Çok soğuk insanın ayaklarının üstünü ve burnunun direğini ağrıtıyor. Şimdi yemek zamanı. Evet arkadaşlar. Az önce yuvarlak çaydan geçtik. Şimdi sağ taraftan İnlice plajına ineceğiz. Murat ters gidiyorsun. Murat ters gidiyorsun. Valla ben yana geçtim bile. Tamam. Buradan İnlice plajına ineceğiz. Bu akşam da İnlice plajında kalacağız. Burası İnlice. Göcek çıkışı. Sağ taraf istikamette gideceğiz. Hadi bakalım. Ormanlık bir yere geldik. Anam ne kadar güzel bir yolmuş burası. Oo. Meşe ağacına benziyor.
güzel. Bize mi yer yok? Vardır bize de bir yer. Onlar akşamcı. Oo, burası rüzgarlıymış bugün. Murat sen girersin oradan. Bir saniye. Her zaman olduğu gibi kendimi feda ediyorum bak. Gel Murat gel. Düz. Otağımızı kurduk. Bugün de buradayız. Akşam güneşinin buraya gölge yapmasını bekledik. Bugün burası da biraz kalabalık. Kaç aşağı yukarı 6-7 kişi. Aynen gittiğimiz yerde eğlence var arkadaşlar. Sabaha kadar müzik. Doğru aynen. Bu arada biraz nemliydi kaskın içi ve mat. Ondan dolayı burada bir kurusun dedik. Burası İnlice plajı. Şu ileride çukur gibi bir yer var. Oradan sonrası halk plajı. Ücretli. Burası serbest bölge. Burası ücretsiz. Ayrıca bu İnlice plajının gelirleri de burada bir ilkokul varmış. Orası işletiyormuş. Lüzumsuz bir bilgi ama bunu da öğrenmiş olduk. Burada güzel. Akşam oldu. Üzüm her zamanki yemeğim gibi yemek saati. Bugün yorulduk artık. O yüzden. Her gün yiyene kadar. Hafif bir menü. Hafif derken hamur işi. Hamur işi. Aynen. Hadi bugün de böyle olsun. Hadi 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 hadi. Hadi. Arkadaşlar sabah kahvaltı saati geldi. Murat Şef'ten. Hakan dün akşam pastırmalı yumurta istedi kahvaltıya. Şimdi pastırmalı yumurta yapıyoruz. Canımsın. Tamamen organik aletleri kullanarak. Evet kaşıkta kendi imalatımız. Evet. Maşa istedi ama maşayı Link, yapamadık. Linkini aşağı atacağız. Kır yumurtayı Hakan. Geliyor yumurtalar abi. Sabah sabah yan komşudan biz Antalya'da ismi Pişi. Lokma diyoruz size. Balıkesir tarafında Gödek. Gödek. Ayrıca gene lokma olarak da adlandırılan. Harika şey. Abi bunun üstüne bir de şerbet döküyorlar. Lokma tatlısı oluyor. He evet. Sen öksüz doyuranı doldurdum. Abi böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Bu bunun 1,5 katını alıyor. Onun için torpil yaptım seni. Doldurdum ha. Öğleye kadar içersin sandım. Şu manzaraya bak ya. Zavaran zavaran. Zavadanak. Hadi yek. İnlice koyunda yapmış olduğumuz kamp burada bitti. Yavaş yavaş toparlandık. Şimdi yeni koylara doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Güzel 3 tane daha 2-3 tane daha koy bulduk. Bakalım oralara giriş varsa giriş yapacağız. Dostlar şimdi günlük bir koyuna doğru gidiyoruz. Murat'la konuştuk. Oradan Koçan koyuna geçeceğiz. Oradan Katrancı koyuna geçeceğiz. Katrancı koyundan Karaot, Kızılot, Karaot. Otlu bir koy var. Biz ona gideceğiz.
Valla bugün de güzel bir gün olacak inşallah. Kazasız belasız. Hayırlı yolculuklar. Gümrüklü koyuna girdik yoluna. Giriş 80 lira. Tamam. Evet, girişi 80 liraymış arkadaşlar. Biz burada kalmayacağız, o yüzden merak etmiştik. Ancak göstermediler. Geldik, burası da Koçan Koyu olması lazım. Arkadaş, her koyu parsellemişler ya. Her koya ücretli giriş artık. Çok çirkin olmuş. Katrancı 3.2 kilometre diyor. Sağ taraf bisiklet yolu diyor abi. Sağdan aynen orası. Doğrudur. Hı-hı. Evet. İki tane koy var katrancının. Oh, güzel bir yere benziyor şimdilik. Şurasıymış katrancı. İnşallah burası da ücretli değildir. Buraya bir bakalım, çıkalım, olmaz. Aynen. Evet, katrancı koyu da burasıymış. Abi hiç aşağıya inmeyelim. Yukarıdan gördük göreceğimizi. Evet. Burası da güzelmiş. Şu biz burası iki tane koy var arkadaşlar. Bir de bunun yan tarafında bir koy daha var. Şimdi oraya geçeceğiz. Tamam, öbür katrancıya gidelim. Tamam. Burası da katrancı değil mi burası? Arkadaşlar biz koyların hep isimlerini karıştırdık. Bilahare videoyu editlerken net bilgi yazarız. Şuradan devam edeceğiz. Küçücük bir yermiş. Yok, ben denize kadar inmeyeceğim için. Merhabalar. Göründüğü gibi küçücük bir koy. Arkadaşlar bu koyun ismi Sevda Koyu'ymuş. Artık koylarda isim söylemeyeceğiz. Daha sonra ekranda altta yazalım ismini. Başka çaresi kalmadı. O kadar çok koy var ki. Burası Sevda Koyu'ymuş. Evet. Az önceki koyun sol tarafında bir koy daha var. Oraya bakıyoruz şu anda. Burası diğer koya göre biraz daha büyük. Burada da su ve tuvalet yok gibi görünüyor. Evet, yok. Aynen. Oo, zıpkıncı arkadaşlar. Akşam yemeğini çıkaracak. Evet. Evet arkadaşlar, son aldığımız bilgiye göre karşı akbaş koyuymuş burası. Evet, bir de şuradan göstereyim size sahilde. İncir ağacı da var. İncir ağacının altında. Evet, karşı akbaş koyu burası. Şimdi Fethiye istikametine doğru, diğer koylara doğru geçeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, Koçan Koyu da giriş kapalı. Buradan da dönüş. Neyse, bu da sizin için de iyi oldu. Belki gelmeden önce videoyu seyretmiş olursanız en azından kara düzen gelmemiş olursunuz. Evet. Karaot
Halk plajına doğru gidiyoruz şu anda. Tünel gibi olmuş yol. Sol tarafımızda bir dere var. Aynen. Evet arkadaşlar. 2 adet karavan görüyorum. Karavan 3 oldu. Şuradan bir sağdan bir gidelim. Evet, sağ taraftan. Evet, burası da Karaot plajı. Biraz taşlı bir plajmış. Burası da Karaot. Katrancı plajlarını kapatmışlar. Maalesef oradaki 3 tane plajı kapatmışlar. Burası kalmış. Evet arkadaşlar, 4 gündüz 3 gece olan kampımız burada bitti. Şu anda Fethiye'ye yaklaştık. Güzel bir tur oldu. Hem eğlendik hem de bulduk. Şu koylara baktık. Canımız bir tek ona sıkıldı. 2-3 tane koy kapalıydı. Gördüğünüz gibi.